Balık deyince akan sular durur değerli seyircilerimiz. Yine sizleri çok özel bir balık lokantasına götürüyoruz ve çok özel lezzetlerle buluşturuyoruz. Merhaba İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Erdek'ten sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Cüneyt Kaptan Balık Ekmeği konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahipleri Cüneyt Bey ve eşi Gülgün Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Cüneyt Bey merhabalar. Merhabalar. Gülgün Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkürler, sizleri sormalı. Teşekkürler efendim, sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Biz size teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ben röportajıma Cüneyt Bey ile başlamak isteyeceğim. Cüneyt Bey, ben burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Cüneyt Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu efendim? Ben Cüneyt ile sektörle tanışmam, kendim balıkçıyım, balıkçılık yapıyorum. Ve burada bir eksiklik yakaladık ocaklarda. Balık malum her zaman olmuyor. Evet. Eşimle beraber balıkçılık şey yapalım dedik, balık ekmek yapalım. Yani Erdek'in buna ihtiyacı vardı. İhtiyacı var, turizm ihtiyacı var. Çok büyük bir eksiklikti. Evet. Onu da becerdik sanırım. Evet. Yani şu anda da faaliyetler devam ediyor. Faaliyetler devam ediyor. Genelde evet, kendi yakaladığımız balıkları takdim ediyoruz müşterimize. Evet. Yani günlük sardalya, istavrit, çinokop, lüfer. Yani burada alıyoruz, her şeyi yapabiliyoruz, her şeyi diyelim. Teşekkür evet ederim efendim size ve sözü eşinize vereceğim. Tekrar merhabalar Gülgün Hanım. Merhabalar efendim. Sizleri tanıyalım. Sizlerin sektörle tanışma hikayesi nasıl oldu efendim? Ben Gülgün Çile. Ocaklarda doğdum, büyüdüm. Eşimle birlikte bu işi yapmaya karar verdik. 9 metre bir sandalla başladık. Evet. Ondan sonra bugünlere çok şükür gelme Allah nasip etti. Evet, hızla büyüdük aslında. Hızlı büyüdük. 10 sene içinde hızlı bir şekilde büyüdük, ilerledik. Şu anda da sır sır omuz omuza verdik, mücadele ediyoruz diyebiliriz. Evet. Peki Gülgün Hanım, neler yapıyoruz efendim burada? Bakmış olduğumuz zaman birçok alanda hizmet veriyorsunuz. Evet. Cüneyt Kaptan burada ne yapıyor? Cüneyt Kaptan burada ufkumru pişiriyoruz, mezgit pişiriyoruz, hamsi pişiriyoruz, sardalya, soslu sardalyamız çok meşhur mesela diyebilirim. Evet. Kalamar, çupra, levrek, midye tava, midye dolma, sayabildiğimiz bu ürünleri hepsi hizmetimize sunuyoruz. Evet, yani aslında A'dan, balıkla alakalı A'dan Z'ye her şey var değil mi? Her şey var ve bunun çoğunu kendimiz tutuyoruz. Yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Çok ciddi yemekler değil mi Cüneyt çok, Bey? Yani çok. O zahmet, çok, sabahın çok erken saatlerinde kalkmak. Ya zahmeti önemli değil de ya insan memnuniyeti, yani gelen müşterimizin taze balık yiyip buradan ayrıldığı vakit, teşekkür ettiği vakit zaten bize yorgunluk falan hiçbir şey kalmıyor. Anladım. Mutlu oluyoruz. Çünkü onların mutluluğu aslında sizi mutlu ediyor. Evet, evet, onların mutluluğu bize daha da bir mutluluk veriyor. Daha da bir özen gösterip daha güzel hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki Cüneyt Bey, yani burada biz de bir balık konusunda bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyoruz. Yani uygun fiyat politikası düşünüyoruz maalesef ki. Hani bizlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Nasıl anlayabiliriz? Hani bu konudaki görüşleriniz neler? Balıkları ben avladığım için, kardeşim avladığı için, kendi balığımızı kendimiz zaten hizmete sunduğumuz için balığımıza zam yapmıyoruz. Gelen misafirimizin önce gözünü, sonra karnını doyuruyoruz. Bir bütün aslında değil mi? Hepsi evet, bir puzzle bütün parçası gibi. Evet. Hepsi evet, böyle yerli yerinde olması yerli lazım yerinde. Ama bence sizin başarınızın sırrı, hani gerek eşiniz gereksiz, siz de işinizi çok severek yapıyorsunuz. Çok. Çok severek yapıyorum. Ve iyi ki bu işi yapmaya karar vermişik. Allah sağlık versin, daha da yapma inşallah nasip olur. Evet, çizgilerinizi de kaybetmemişsiniz ama hani zorluklarla gelmişsiniz de çok buraya. Hani geldiğiniz yeri unutmamışsınız, öyle söyleyebilirim aslında. Evet, evet. Zaten geldiğin yeri unutursan geleceğin olamaz, önün olamaz. Değil mi? Kesinlikle. Burada bence organizasyonlar de yapıyor muyuz Gülgün Hanım? Yapmış olduğunu çeşitli organizasyonlar var mı peki? Evet, mesela evlilik yıl dönümleri oluyor, doğum günleri oluyor. Toplantılar, günler oluyor hanımların. Evet. Bayanlara evet, özel. Evet, bayanlara özel. Bayanların olmazsa olmazı. Ama evet, olmazsa evet, olmazı. Evet. Yani böyle şeyler açıkız oluyor. Evet. Tam bir aile yeri olmuş aslında. Evet, biz tam aile yeri. Evet. Peki aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz burada? Vallahi bayram kalabalık sezon uzlasında 100 kişi ağırlayabiliyoruz. 100 normalde kişi. 70. 70. Normalde kişi, her gün 70 dönüyor, yani oluyor. Sirkülasyon 70 ile 100 arasında böyle devam evet, ediyor. Evet, devam ediyor. Ama inanılmaz bir huzur var burada.
Yani baktığınız zaman bile manzaraya bir rahatlıyorsunuz. Aile ortamı. Evet. Ailece çalıştığımız için aile ortamı. Ailenin bir sevecenli huzurluğu var. Evet, kaç personelle çalışıyoruz Gülgen Hanım burada? Valla 12 personelle çalışıyoruz. 12 personel ciddi bir istihdam sayısı. Evet. Bakmış olduğumuz zaman. Ona rağmen gene de yetemiyoruz. Eksik kaldığımız yönlerimiz oluyor. Evet, ama tabii giderilmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz tabii. Kesinlikle. Yani 12 personelle beraber ona bile zorlanıyoruz. Evet. Hedeflere ulaşabildik mi peki? Gidelim bir belki 20 sene önce. Buraları hayal ediyor muydunuz bir yola çıkarken? Hiç hayal etmemiştim bu kadarını. Değil mi? Çok küçük sandalye, 9 metreyle başka bu kadarını hiç hayal etmemiştim. Hayallerim çok üstünde oldu. Daha da inşallah ilerleyeceğiz gibi. Hedef de bitmiyor değil mi Cüneyt Bey? Ne insan hayatında biter, ne sektör bazında bitiyor. Biz bu yolda başarılar dilerim sizlere. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun diyelim. Sizler bir kere herkesi bu aile yerine davet edelim. Hem ekran başındaki izleyicilerimizi, İstanbul'u... Muhakkak. Erdi Ocaklar'a gelip de bize uğramadan dönmesinler. Evet. Yani tavsiye ediyorum şiddetle. Evet. Yani en azından balık gibi çaya kahveye gelsinler. Tabii. Muhakkak. Çay kahve içmeye de bekleriz. Her zaman bekleriz. Davet etmiş oğlum efendim. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Erdek'ten seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Cüneyt Kaptan balık ekmeğe konuk olduk ve buradan aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.